Reklamlar. Anadolu TV ekranlarından merhabalar sevgili izleyenler. Hayatı Sevme Sanatı programıyla yepyeni içeriğimizle karşınızda olacağız. Hayata baktığın pencerenin ne kadar temiz olursa, karşılaştığın her sıkıntıda çözeceğin olumlamalar, çözümlemeler ve karşılaştığın insanlar sana çok güzel etki edecektir. Hayatı sevme sanatı sizce nedir? Sen kendini seversen, sana sunulacak güzelliklere, çareleri, çözümleri en güzel şekilde hayatına çekersin. Önce kendini sev, önce hayatı sev, önce varoluş nedenini sev, yaradanı sev. Yaradanı sev ki karşına gelen her türlü olaylara, her türlü kişilere etkin bir çözüm bulasın. Anadolu TV ekranlarından merhabalar sevgili izleyenler. Hayatı Sevme Sanatı programıyla bir kez daha karşınızdayız efendim. Yaşam koçumuz Semra Şahin bizlerle birlikte olacak. Yine keyifli bir sohbette bizi bekliyor diyelim. Bugün neyi konuşacağız? Bilinçaltını konuşacağız. Nasıl bir bilinçaltımız var? Bu soruların cevabını alacağız ya da nasıl temizleyebiliriz? Hepsini konuşacağız. Ardından da travma konusuna değineceğiz diyelim. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasıl mucize geçti? Teteyim. Çok yoğun, dolu dolu, güzel, keyifli bir haftayı geride bıraktık. Dolunay'ın etkilerini de yavaş yavaş geride dolunay bıraktık. Evet. Enerjisel anlamda güzel geçti. Güzel siz geçti nasılsınız? Diyorsunuz. Teşekkür ediyoruz hocam işte. Bizler de iyi diyemeye çalışıyoruz. Dolunay'ın etkisinden harika, kurtulduk. Bundan daha iyi nasıl olur diyelim o zaman. Öyle mi diyelim? Evet. Peki. Geçen hafta taşları konuşmuştuk. Evet. Çok keyifli bir programdı. Çok da güzel dönüşler aldık. Onu da söylemeden geçemeyeceğim harika diyeyim. Bu hafta bilinçaltıyla konuşacağız, travmaları konuşacağız. Sizin çok sevdiğiniz bir konu olduğunu söylediniz kesinlikle bana. Bilinçaltıyla başlamak istiyorum. Bilinçaltı dediğimiz şey nedir? Günlük hayatta kelime olarak evet kullanıyoruz. Evet. Bilinçaltımda kalmış, o yüzden rüyalarıma girdi vesaire. Evet. En çok kullandığımız tabirlerden birisi. Nedir bilinçaltı? Bilinçaltı metafor olarak şöyle tabir etmek gerekirse bir okyanus düşünün. Okyanusun en altında kalan tortular. Bu tortular nedir? Küçükken, çocukluğumuzda, atalarımızdan aldığımız, annelerimizden, iş hayatından, işte çocukken arkadaşlarımızdan, okul hayatından aldığımız, öğrendiğimiz ve farkında olmadan kodladığımız her şeyi oraya biz biriktirme yapıyoruz. Hı-hı. Yaşımız ilerledikçe, kendi kimliğimizi kazanma yolculuğuna başladıkça o bilinçaltı belli şeylerle, belli olaylarla tetiklenmeye başlıyor. Yani aslında çocukken bize ait olmayan, bize hizmet etmeyen fakat maruz kaldığımız her türlü bilgilerin depolandığı, saklandığı yer. Şuuraltı, bilinçaltı, bilinçüstüyle biz hareket ediyoruz, üst bilinçle hareket ediyoruz. Alt bilinçte bize ait olmayan veya kullanmadığımız her türlü çöp bilgiler de dahil yani buna. Orada depolanıyor, saklanıyor. İkinci bir kayıt alanı diyebilirim. Hocam olumlu, olumsuz her şey mi var yoksa olumsuzluklar mı var orada? Olumlu olanlar da var, olumsuz olanlar da var. Bunları da hayat içerisinde deneyimleyerek zaten ortaya çıkarıyoruz. Mesela çocukken bir köpek korkusu. Anneniz köpekten çok korkuyor. Evet. Siz korkunun ne olduğunu bilmiyorsunuz, tanımlayamıyorsunuz. Korkunu tanımlayamayınca anneniz orada verdiği tepkisel dürtü korkan insan kaçar. Korkan evet insan çekilir mantığını bilinçaltına işliyor. Bilinçaltı bunu işleyince bu defa her gördüğü köpeği, kediyi, hayvanı korku dürtüsü tetiklediği için kaçmaya başlıyor. Aslında bu korku ona ait değil. Burada olumsuz bir duygu anneden çocuğa bilinçaltına aktarılıyor. Zaman içerisinde de çocuk böyle durumlara maruz kaldığında o alanı tetikleniyor. Burada bir şey yapmam lazım. Ne yapmam lazım? Annem olsa kaçıyordu. Kaçardım. Ben de kaçayım. Aslında onun bir travmatik bir olayı yok. Fakat anneyi kodladığı için bilinçaltı o an onu devreye girdiriyor. Çünkü bilinçaltı konforu sever, rahatlığı sever. Hmm. Orada ona şu met şeyi veriyor. Diyor ki hedefe kaç, kendini kurtar.
Aslında niye kaçtığını o da bilmiyor. Annesi kaçtığı için kaçıyor. Sadece gibi. Gördüğü için yapıyor. Gördüğünü aslında. Uyguluyor. Bu onun olumsuz kodlaması. Belki inanılmaz bir hayvansever bir insan ama korku onun önüne geçiyor. Bu onda tabii ki olumsuz bir etki yaratıyor. Belki veteriner olacak bu kişi. Ama bu korku dürtüsü ona ait olmadığı için, aitmiş gibi kabullendiği gibi. İçin hayatını farklı bir rotaya evirebiliyor. Sonradan farkına varabiliyor mu peki? Mesela ben vardım diyeyim. Kendi hayatımda, kendimi bu sürecin içerisine girerken, yeniden keşfetme yolculuğunda dedim ki çocukluğumda yaşadığım bilinçaltımda travmalar, kayıtlar neler var? Korkularım neler? Tekrardan kendimi analiz ettim. Evet. Kendimi tekrardan analiz ettiğimde hayvan korkusu, köpek korkusu, kedi korkusunu annemden aldığımı fark ettim. Elektrik korkusunu annemden aldığımı fark ettim. Çünkü dedim ki ya benim böyle bir travmatik kaydım yok, benim böyle bir olayım yok, başıma böyle bir şey gelmedi, köpek beni ısırmadı, itmedi, yani bir şey yapmadı. Nereden gelebilir? Annem çünkü hayvanlara karşı hep bir korku ve mesafeliydi. Ben de onun gibi davrandım. O yüzden. Ve ben o korkumu bunu fark ettikten sonra yendim. Hani demolar yapılır ya, o demoyu önce bilinçaltında yapmak gerekiyor işte. Bu kaydı bulup. Farkına varmak gerekiyor. Evet. Yani. Fark etmek en büyük demo şekli. Hani o hayvanı kucağına almaktan ziyade zihnen onu evet ya bu bana ait değil. İnanmak ve fark etmek. Peki hocam nasıl temizleyeceğiz bilinçaltımızı? Nasıl dönüştüreceğiz? Ya da her şeyden işte kurtulabilir miyiz? İşte bilinçaltımızdaki her şeyden kurtulmak istedik. Geçmiş bizim kendi benliğimizi oluşturan şeyler. Geçmişimizden asla kaçmak yerine geçmişimizi öncelikle kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü şunu fark etmeniz lazım. Ben bu kadar durumları, olayları yaşadım. Bunlar bana öğretilen bilgilerdi. Ben bu bilgilerle beraber hayatıma bir kimlik kazanmaya çalıştım. Ama artık bazı şeyleri fark ettikten sonra yeniden kimliğimi şekillendirebilirim. Geçmişimi silemem ama dönüştürebilirim. Korkuyu ben dönüştürdüm. İşte evet, orası önemli. Korkuyu sevgiyle dönüştürdüm. Korktuğum şeyi sevgiyle yaklaştığım an o bende zaten etkisini yitirdi. Şöyle bir durum var. Bilinçaltında sana ait olmayan, hizmet etmeyen her çöp bilgi var diyorum ya. Evet. Bunu olumlularla da karıştırılabiliyor. Mesela mesela şöyle bir şey söyleyeyim. İnsanlar da bizim ismimizi ailemiz koydu. Dedi ki senin adın Halime, senin adın Semra. Biz büyüdük ve bize dediler öğrettikleri gibi yaşamaya başladık. Sonra dediler ki hava çok soğuk, pencere kenarında durma, üşütürsün. Evet. Bu herkes üşütmüyor ama. Herkesin üşütebilme ihtimalini biz genelleştirdik. Ya da akşam saat 5'ten sonra eve gel. Neden 6'dan sonra değil? Evet, biz bunu genel bir kural olarak aldık çünkü. Terliksiz dolaşma, ayakların üşür, hastalanırsın. Neden biz bu yanlış kodlamayı hayatımıza aldık? Çünkü biz belki de hastalanmayacağız. Belki de soğuğa dirençli bir vücudumuz var bizim. Bir de onu doğru olarak kabul ediyoruz. Belki de ben ismimi Semra istemedim ya da Halime istemedim. Evet, bu da isim de bir kaderseldir ama bazı noktalar bize dayatılmış öğretiler. Dayatılmış. Bizler işte bunun yanlış olduğunu fark ettiğimiz anda zihnimizi dönüştürmeye başlıyoruz. Kurtulmuyoruz. O zaman esas kelimemiz burada dönüştürmek. Öncelikle kabul edeceğiz. Ben bu geçmişimde atalarımdan aldığım, ailemden aldığım, belki yanlış kodlamalarla büyütüldüğüm bu ortamda bu zihniyetimi nasıl dönüştürürüm? Korkumu nasıl güvenle değiştirebilirim? Nefretimi nasıl sevgiyle değiştirebilirim? Mutsuzluğumu nasıl mutlulukla dönüştürebilirim, değiştirebilirim? Bunları fark etmek lazım. Bunlar kime ait? Öncelikle bunu sormak lazım. Peki hocam tek başına yapabilir mi? Evet ben farkına vardım. ama tek başıma üstesinden gelebilir miyim? Tek başına üstesinden gelinebilecek bir durum değil. Çünkü bir rehbere ihtiyaç duyuluyor böyle bir süreçte. Çünkü oturduğunuz zaman, düşündüğünüz zaman bilinçaltınız sizi tekrardan ele geçirme ihtimali var. Dışarıdan bir üst bilinç tarafından destek almaya ihtiyacınız var bu noktada. Burada terapistler, koçlar, meditasyonel çalışmalar, işte bazı enerji çalışmalarıyla beraber destekleyerek bu bilinçaltı kayıtlarını zaten ortaya çıkmasını sağlıyoruz.
Bunlardan sonra olumlamalarla ve güzel cümlelerle onların yerini dönüştürüyoruz. Evet. Peki hocam kelimeler, kelimelerin bilinçaltımıza nasıl bir etkisi var? Sözcükler çok etkili. Zaten insanlara bir sevgi sözcüğü söylediğiniz zaman size nefret eden bir insan bile bu öyle bir yargısını kırma ihtimali var. O kadar etkili ve gizemlidir, mistiktir. Kullandığınız her cümle hayatınızın şekillendiren, hayatınızı güzelleştiren kelime kalıplarıdır. Hı hı. O yüzden güzel seçmek gerekiyor. Olumlamalar, kodlamalar, bazı sözler bilinçaltı kayıtlarını temizlemekte ve dönüştürmekte çok etkili. Örneğin, ben çok mutsuzum, ben çok değersizim diyen bir insan, bunun yerine yeniden çerçeveleyerek, ben çok değerliyim. Yaradan'ın bana verdiği, doğuştan getirdiği bu değer kavramına ben layığım, bu benim hakkım. Ben nerede değersiz hissettim? Ben hangi ailemin ya da nerede değer algısını yitirdim? Bunu meditasyonel çalışmalarla işte dediğim gibi bulup olumlamalarla yerini dönüştürüyoruz. Şimdi WhatsApp grup çalışmasını başlattım, devam ediyorum. Günlük olumlamalarla başlıyoruz. Hayata keyifle başlamayı seçiyorum. Geçmişten aldığım, atalarımdan aldığım, bana hizmet etmeyen her türlü duyguları ve oluşumları iptal ediyorum. Bilinçaltımda bana hizmet etmeyen her türlü olumsuz duyguları alanımdan uzaklaştırmayı seçiyorum gibi güzel olumlu cümleleri dönüştürüyoruz. Olumsuz cümleler nedir? Korkular, kaygılar, endişeler, sevgisizlik, güvensizlik, değersizlik. En büyük zaten sorun değersizlik algısı. Hayatımızdaki bizi geri iten bu duyguları olumlamalarla beraber yeniden şekillendiriyoruz. Burada da sözler çok etkili. Olumlamalardan yararlanıyoruz. Özel seçilmiş kelimeler, seçme ifadesini hiç kimse günlük rutin hayatında kullanmıyor. Hatta mame ekini çok kullanıyoruz. Size desem ki, pembe bir fil düşünme. Düşünürüm. Direkt gözünüzün önüne evet. gelir. Bilinçaltı o kadar uyanık ki mameyi almaz. Direkt onu uygular. Mesela anneler çocuklarına der ya, koşma, evet. oynama, basma ve çocuklar bunun aksini yapar. Hiç fark ettiniz mi? Ben onu fark etmekten ziyade hocam okumuştum bir yerde ama hani sadece çocuklar üzerinde etkili olduğunu düşünüyordum açıkçası. Herkes, her birey belli bir yaş etkili. Grubundaki 0-3 yanlış olmasın öyle bilgi okumuştum. Mame yapma demeyin çocuğunuza. Zaten beyin mame kısmını algılamayacak. Almıyor. O çocuk onu yapacak. Evet. Ve çocuğun sonra da. Suçlamayın diye bir yazı okumuştum. Bu bizler için de geçerlidir. Aileniz size geç kalma dediğinde evet. ne olur? Genelde ya otobüsü kaçırırsınız ya vaktinizde bir kısıtlama, sınırlama hissedersiniz evet. ve eninde sonunda geç kalırsınız. Çok özür diliyorum o zaman. Kıymetli arkadaşlarıma sesleniyorum. Ben çok dakik bir insanım. Bana sakın geç kalma demeyin. Tek sebebi vaktinde bu olabilir. Gel vaktinde gel diyeyim bana. Evet, cümle vaktinde, kalıbını bu şekilde dönüştürmek lazım. Mesela vaktinde gel. Mesela koşma yerine düşebilirsin. Dikkat et gibi. Hani onların yerine çok mesela Allah bir araç alıyorsunuz. Allah kaza bela vermesin. Aslında ona siz farkında olmadan kaza belayı çağırıyorsunuz. Olumsuzun içinde bir dua ediyorsunuz ona. Kazayı belayı çağırarak iyi günlerde kullanmasını söylüyorsunuz. Ama iyi günlerde kullan diye olumlusuyla değiştirmiyorsunuz. Allah kaza bela vermesin. Yine onu söyleyeceğiz. Allah kaza bela vermiyor zaten. Sen o kazayı belayı ona empoze ediyorsun. Çekiyoruz işte. Evet. Bu yüzden şey demek lazım. Biri yeni bir şey olduğu zaman iyi günlerde kullan. Güzel günlerde kullan. Gibi. Kelimelerin sihri, evet. sözcükler. Olumsuz bir kelime kullanmak gerçekten bilinçaltını tetikliyor. Zaten sever bilinçaltının. Doğrusu yanlışı yoktur. Ne verirsen onu kabul eden. Yine açıklayıcı olsun diye şöyle söylemek istiyorum. Bilinçaltı bak ne kadar etkili. Bir hayal kur desem, o hayalde en kötü senaryoyu çizin desem, o senaryonun içine de sizi oturtursam, ağlarsınız. Yaparız. Neden? Çünkü bilinçaltı bunu gerçek mi, hayal mi algılayamıyor ki. Onu olduğu gibi kabul ediyor. Yani sizin düşündüğünüz, ifade ettiğiniz her şey onun gerçekliği oluyor.
Şimdi bu kadar gerçekliğin sonrasında ben şu mutsuzum, ben başarısızım, ben çok değersizim dediğin anda bilinçaltın zaten bunu olduğu gibi kabul ediyor. Sen kabul etmişsin, ben niye kabul etmeyeyim diyor. Direkt alıyor, kabul ediyor ve seni her zaman bu algıyla. Ama şunu söylersen eğer, 21 gün kuralı var bilinçaltının. 21 gün kuralımız var. Bilinçaltının evet. 21 gün kuralı var. İlk 7 gün ben değerliyim. Güne böyle başlarsanız. Ben değerliyim. Hayatım bana güzelliklerle, neşeyle, ihtişamla, keyifle gelir. Başıma gelecek her şey bana bir ders niteliğindedir. Hepsini sevgiyle alıp kabul ediyorum. 7 gün bunu söyleyin. Mutluluğu hak ediyorum, sevmeyi hak ediyorum, aşkı hak ediyorum. Hayatıma çekeceğim sevdiğim insanı hak ediyorum gibi. Cümleyi 7 gün tekrar ettiniz belli kalıpları. Bilinçaltı 7 gün sana şunu söylüyor sen söyledikten sonra. Ya saçmalama Halime. Konuşarak, okuyarak ne olacak? Ya geç bunları. Sen bilmiyor musun gerçekliğini falan. Evet. Fakat gülüyor zaten zihin. Sonra inancın kırılırsa orada, iraden kırılırsa bitti. Oysa sesini kısıp hala okumaya 8. gün devam etmeye başlayınca bilinçaltın diyor ki aa ben hala ısrarla söylüyorum, ısrarla okumaya devam ediyor. Hala ben mutluyum, huzurluyum, seçiyorum, çekiyorum diyor. Ve sesini kesmeye başlıyor. Bu defa ruhun o cümleleri okudukça fark etmeye başlıyor. Hakikaten diyor, güneş daha bir farklı doğdu. İnsanlar güzel, nefret ettiğin insan bile böyle bir cici gelmeye başlıyor falan. 14. güne kadar bilinçaltı bu şekilde bir seni dinliyor. 14. günden 21. güne kadar da bilinçaltının sesini sen tamamen kısmış oluyorsun ve sen sadece oraya odaklanıyorsun. Zihnin bu defa kibir, kaygı, endişe, korku, yargılama kesinlikle ağzından negatif bir kelime çıkmıyor. Hadi 21 günden sonra ben mutsuzum de. Dedirtmez. Bu sefer de bilinçaltı dedirtmiyor. Üst bilinçin dedirtmiyor. Bilinçaltın seni zorlar. Hayat böyle üst üste gelir, seni sıkar. Mutsuzum diyeceğin anda iptal ediyorum yani. Hayır ben gayet mutluyum. İstesen de o alana çekilemiyorsun zaten. Hayat tarzın gibi oluyor yani. Bu yüzden sözlerin etkisi çok fazla. Evet. Kesinlikle söylediğimiz her kelimeye dikkat etmemiz gerekiyor. Çekim yasası devrede. Çekim yasasıyla beraber söylediğin her şeyi çekersin, çektiğini yaşarsın. Kuantum düzleminde bu böyledir. Bu yüzden olumsuz olarak söylediğin her şeyi bil ki hayatına çekersin. Çünkü bilinçaltın zaten buna meyilli. Bilinçaltımız çok hazır olmuş. Çok hazır. Bilinçaltı bir okyanus, altındaki tortu, bilincimizin altındaki tortu bilinçaltımız, okyanus bilincimiz. Orayı karıştırdıkça su bulanıyor. O karıştırdıkça amaç da o olumlamalarla beraber orayı temizlemek, tortuyu temizlemek. Temizlik aşaması. Hocam peki böyle işte kendimi seviyorum, değerliyim, iyi hissediyorum. Bunu bir yerde otururken mi söylemek daha doğru olur yoksa aynaya karşı? Ayna çok etkili, ayna formu. Fakat zihnin... Denemişliğim var çünkü. Kesinlikle ayna formu, aynaya evet. Bakarak kendine, gözlerinin içine bakarak bunu ifade etmek çok önemli. Bilinçaltının bu tarz cümlelerle kendini gerçekten değiştirip dönüştürdüğüne şahit ben oldum. Benim danışanlarım oldu. Şu an WhatsApp 7.sini düzenlediğim grubu dahil oldu. Öncesindekiler de oldu. Şimdi bu kadar güzel çalışmalar varken evet. Neden insanlar, herkes bu dönüşümü ve değişimi hayatlarına katıp olumsuzluklar yerine güzelliklerle bakmayı seçmesin? Çünkü biz buraya sevgi üzerine geldik. Nefreti, öfkeyi, kini, hırsı sonradan öğrendik. Bak biz öğrendik. Bize öğrettiler. Ve biz de şimdi eğer bunları dönüştürmezsek kendi çocuklarımızı öğreteceğiz. Gördüğümüz neyse uyguladığımızda o oluyor. Okumazsanız, geliştirmezseniz ve dönüşüme açık değilseniz ister istemez genlerimizden de aktarıyoruz çocuklarımıza. Onların da geride, böyle 1-0 geride başlamış gibi oluyor hayata. Kesinlikle. Artık uyanış çağındayım diyorum her zaman. Çağındayız diyorum ve insanlar artık kendini tanıma yolculuğunda. Herkes kendini tanıyacak. Herkes kendini yaratılış nedenini bilmek için çabalayacak. Yani bu kadar sıkıntıyı, sorunu ben neden yaşadım diyecek.
hayatımızdaki para blokajları da bilinçaltından geliyor. Kıtlık bilinci. Çünkü ailelerimiz hep biriktirmeye meyilledi. Çünkü yokluktan evet. gelen atalarımız var. Evet. Savaştan gelen atalarımız var. Bizim çok en doğru. köklerimiz yokluktan geldi. Sıfırdan. Çanakkale Savaşı'nı hatırlayın. Ekmekle, hoşafla. Yani o yokluğun içerisinde verilen mücadeleyi düşünün. Evet. Günümüz şartlarına geldiğimiz zaman da hala bir ekmeğe muhtaç olan insanları düşünün. Varlığın içinde de yokluk psikolojisinde olanı da düşünün. Çünkü gözü onu doymuyor. Yani atalarından aldığı o yokluğu çekmiş ya hani. Zannediyor ki kenarda eğer bir depolayacağım birikintim olmazsa maddi manevi ben aç kalırım, açıkta kalırım, param kalmaz. Ve şu çok handikap bir durum. Sağlığı için kenara para koyarsın ya diyor. Hastalanırsam diye. Sen zaten hastalığı bekliyorsun. Çağırıyorsun. Belki de hiç hastalanmayacaksın hayatın boyunca. Yani ufak sıyrıklarla geçireceksin. İlla ki hastalanırsın. Ama büyük paraları koyarlar ya hani bu benim ileride başıma bir şey gelirse. Yaşlılığımda başıma bir şey olursa. Yani gelme ihtimalini sen zaten oluşturdun. Çünkü oluşturmanın sen sebebi geçmişi. Ama geçmişten getirdiğinden kaynaklı. Çünkü gördü o. Akrabalarında hastalığı gördü. Ailede gördü. Yaşlanan herkes hastalanıyor. O zihniyeti aldı. Biz direkt bütünledik yani. Evet. Olmayanlar da var ama hiç hasta olmayıp hiç çok ama genç işte bir şekilde. Ama biz onları görmüyoruz. Biz görmüyoruz. Çünkü etrafımızdaki olumsuzluğa meyilli olduğumuz evet, için. Evet görmüyoruz. Olumsuz yani açık ve net. Çekiyoruz. Mesela evliliklerde de öyledir ya. Evlilik kararı alacaksındır ama hiç iyi örneklerini görmezsin. Hep kötü örnekler vardır gözünün önünde. Hep ona göre karar verirsin. Evlilik. Neden? O başka bir yani durum kesinlikle. Kesinlikle. Çok hassas. Aynen. Evliliklerde de anneyi kodlar çocuk, kız çocuğuysa. Erkekse babayı kodlar. Yani ya annesi gibi olur, babası gibi bir eş seçer. Erkekse de annesi gibi bir kadını ister hayatında. Anne adanmışsa adanmış bir kadın, güçlüyse güçlü bir kadın. Bu onun bilinçaltı seçimidir işte. Kendi seçmiyor. Farkına varmadan. Farkına varmıyor. Farkına varsa zaten zaten farkına varan insanlar da sonradan ayrılıkla deneyimliyor yani hayatı. Maalesef. Çünkü ne diyor biliyor önceden musunuz? Farkına varmak lazım demek değil farkına mi? Farkına varmadan evlendiği eşi farkına vardıktan sonra farklı bir kimliğe büründüğünü söylüyor. Hayır. O kişi aynı kişi. Değişmedi. Sadece senin kendinle olan isteğin ve duyguların değişti. Çünkü senin istediğin tarz bu değildi. Sen annen gibi birini istedin. Sen belki de bunun zıttını istiyordun. O an fark etmediğin için sana yakın olan kişiyi seçtin. Ve bunu bilinçaltın seçti işte. Bilinç üstüne de geçince uyandı. Uyanınca da ya ilişki bitti ya dönüştürebiliyorsa dönüştürüldü gibi. Bitme bu kadar daha yüksek. İnce, bu kadar çok hassas, hassas ve gerçekten farkına varmak lazım. Ben kimim? Bu duygular bana mı ait? Öfke, kontrolsüzlük, mutsuzluk, ilişkilerde başarısızlık. Bunlar ben nerede aldım? Bu duyguları nerede yaşadım? Sorduğunuz anda evrenden size cevap geliyor zaten. Mesela korkularınız kime ait? Kime ait? Kime ait? Bilinçaltınız. Bilinçaltınız. Biliyor. Bunu ama biliyor. Şu an ifade etsin ya da etmesin. O size onun cevabını kalbinize veriyor. Korkularımız var hayatta. Peki hocam bilinçaltı böyle bir de travmalar var hayatımızda. Hayatımızda şu an. Çok büyükler de var. Yani hiçbirisini küçümsemiyoruz ama ciddi nokta ağır travmalar da var. Evet. Nedir travma? Bilinçaltı ile ilgisi ne? Travmaların detayına girmeden önce bilinçaltının birkaç tane tekniği var. Aa, ondan evet. da bahsetmek istiyorum. Es geçmişim sanırım. Hiç önemli değil. 4+1 tekniği var. Diyor ki günlük hayatınızda 4 tane rutin belirleyin diyor. Mesela sabah kalktım. Kalktım. Kahvaltı yaptım. Hazırlandım. İşe gittim. Evet. Bu 4'ün diyor birine de diyor yapmak istediğin ve özgürleşmek istediğin ne varsa bunu ifade edip sonrasında diyor devam et. Mesela nedir? Zayıflamak istiyorum. En basit. Sabah kalktım. Kendi kendime konuşuyorum. Sabah kalktım. Kahvaltı yaptım.
hazırlandım. İşe gittim, zayıflamak istiyorum. Alakasız gibi görünen bilinçaltını şaşırtıyor durum. Zaten öncekiler kabullendiği şeyler zaten. Bildiği şeyler. Şeyler. Zayıflamak istiyorum. Zayıflayacağım. Sağlıklıyım. Sağlıklı kilo veriyorum. Gibi cümleleri araya sıkıştırmak lazım. Bir ikincisi diyor, ilk 7 saniye kuralı. 7 saniye biz sizinle konuşuyoruz. Sen çok başarılısın. Ondan sonra diyor ve devam ediyor. Bir kişiyle konuşmaya başladığınız zaman 7 saniye içerisinde konuşup kendiniz söyleyin. Ben başarılıyım deyin. Sonra konuşmanıza devam edin. Kendim de söyleyebilirsiniz. Evet, evet. Hayır, kendiniz de diyebilirsiniz. Ben başarılıyım. Sağlıklıyım. Sağlıklı kilo veriyorum deyip tekrar da konuşmaya devam edebilirsiniz. Çünkü beyin orada onu beklemiyor. Şu an mesela bak ne kadar güzel oraya odaklandı. Evet. Ben sağlıklıyım, başarılıyım. Kodluyor yani aslında. Çapa atıyor oraya. Ve bunu 24 saat sonra bilinçaltı mıknatıs gibi çekiyor. O kadar cümlenin içinden sadece senin ihtiyacın olanı alıyor ve bunu uygulamaya başlıyor. İşliyor içinde. Bu da işte o tortuyu temizlemesine neden oluyor. İlerleyen süreçte. Travmaya gelirsek, travmalar hayatımızın zaten her alanında... 4+1 yapın. Kesinlikle 4+1 tekniği yapın. Çok güzel ve etkili. Travmalar çocukluğumuzda, sonrasında, hayatımızın içerisinde bizim fiziksel ya da ruhsal olarak şiddet, korku, dayak, evet. Şiddetin her türlüsü, endişeler, kaygılar... Bunların hepsi travmatik etkiler yaratır. Travma da bilinçaltıyla bağlantılı. Az önce dedim ya, bilinçaltının olumsuz tortuları var. Travmalar bunları hep tetikler. İkisi birbiriyle bir bütün haline gelir. Bu da kişiyi ruhsal ve bedensel olarak zorlar. Aslında beden sinyal veriyor ruh travmatik etkiye girdiğinde. Diyor ki omuzum ağrıdı. Çünkü ruhsal olarak taşıdığı yüklerin ağırlığından omuzlarında sinyal gönderiyor beden. Beden tepki veriyor yani. Tabii. Ruh yoksa sana konuşmuyor ama bedenle beraber iletişime geçiyor. Diyor ki sende bir travma var. Bu travma nedir? Artık sen yüklerinden yoruldun. Ailenden yoruldun. Çevrenden yoruldun. Taşımaktan yoruldun. Bu esnada da kişi şunu söylüyor. Omzum inanılmaz ağrıdı. Omzum ağrıyor. Bunu duyarsınız. Ya da yaşıyoruz da hocam bazen. Değil mi? Veya şöyle bir durum. Yürümek istemediğiniz, gitmek istemediğiniz, zoraki yaptığınız her ruhsal, travmatik, o da bir travma. Çünkü ruh istemiyor. Orada bir endişe ve kaygı oluşuyor sizde. Orada da bedensel tepkimesi de şu. Dizlerim çok ağrıdı. Ayaklarım ne kadar ağrıyor. Diz kapaklarım ağrıyor. Oradaki etkisi de o. Sevgisizlik. Ruhun sevgisizliği aldığı zaman mutsuzluk devreye giriyor. Mutsuzlukta da kollarım çok ağrıdı. Çünkü sarılırız ya sevgimizi onunla hissederiz. O ağrıdı. Kollarım çok ağrıyor. Omuzlarım ağrıyor. Yani beden her zaman kendini zaten sana hissettiriyor. Hazmedemiyorsunuz hiçbir şeyi. Hazmedemediğiniz bir ortamdasınız. Artık sana haksızlık yapıldığını hissediyorsun. Bu durumda da mide rahatsızlıkları, ülser, gastrit, karın ağrıları, karın ağrısı böyle bastırır. Kabızlık, sana ait olmayan işte bilinçaltı kabızlık bağırsaklarla eşdeğerdir. Bağırsakları yönetir bilinçaltı. Bilinçaltında taşıdığın her olumsuz yük, atamadığın yük kabızlık olarak ortaya çıkar. Kalın bağırsakta toplanır. Ve bu defa da kişi karın ağrısı ve kabızlık şikayetiyle doktora gider. Çaresini de çoğu zaman bulamaz. Çünkü psikolojiktir. Bir çocukta ben buna şahit olmuştum. İkinci kardeşi doğdu. Çocuk kabız oldu. Bunun sebebi kaybetme korkusu, endişesi, daha kaygısı. Çok evet, sevgisizliği. Yani zihninde oluşturduğu o kalıplar çocukta kabızlık etkisi yarattı. Tuttu çünkü o duygusunu. O yüzden bedene de biraz kulak vermek gerekiyor bu noktada. Gözlerin ağrıyorsa neyi görmek istemedin?
Kulakların ağrıyorsa neyi duymak istemedin duydun? Boğazında guatrın, nodüllerin, lenf bezlerinde şikayet varsa neyi ifade edemedin? Kalp rahatsızlığın varsa kimdeki o sevgiyi, şefkati göremedin ya da sen vermedin? Yani biraz odaklandığınız zaman gerçekten bunların hepsi bilinçaltı kayıtlarıyla da çözüme ulaşıyor. Yani hep sırtımız ağrıdığında üşüttüm, her kolumuz ağrıdığında işte havalar soğudu dememek gerekiyor. Bunlar ezber kalıplarımız işte. Çünkü ailelerimizden ve etrafımızdan öyle gördük bizler. Yani psikolojinin hiçbir etkisi yokmuş gibi. Çünkü ruhunuz hiç odaklamıyoruz. Daha az bilinçli insanlardı. Yani kimse çıkıp anlatmayınca bir şey doğal olarak. Evet. Onlar da her şeyi üşütmeye şunumla. Nazar, üşütme. Ayrı. Yani kalın giyin, sıkı giyinmedin değil aslında işte. Altında çoğu yatan şey farklı. De psikolojik. Evet. Ve son zamanlarda insanlarda gerçekten travmalar maddi anlamda da çok tetikliyor. Geçim sıkıntısı, şiddet, aile içi şiddet çocuklara da yansıyor. Ve 0-7 yaş ve 7-14 yaş arası çocuklarda oluşan kayıtlar silinmiyor. Bu daha tehlikeli. 0-6'ya kadar çocuk hiçbir şey hatırlamıyor, biliyor musunuz? 6 yaşına kadar. Bilinçaltı silebiliyor, bu kadar da güzel. Ama 6 yaşla itibaren 14 yaşa kadar olan her şeyi boş bir kaset gibi alıyor, oluşturuyor. Size 6 yaşında yaşadığınız bir olay söylesem hatırlarsınız belki. Evet. 4 yaşındakini kim insan hatırlar? Evet. Çoğu insan hatırlamaz. 1 yaşını hiç kimse hatırlamaz. Ama bilinçaltı bunu biliyor ama hatırlamıyor. Silebiliyor onu. Bizim için o yok. Bizim için 1 yaş, 2 yaş yok. Anlatıldığı kadar biliyoruz biz. Hocam peki ben istemediğim bir anını silebilir miyim? İstemediğiniz bir anınızda size hissettirilen duyguyu önce bulmamız gerekiyor. Ondan sonra. Mesela istemediğiniz bir anınızda hangi duyguyu size tetikledi? Dersizlik. Tahmin ettim. Dersizlik duygusunu aldıktan sonra Theta Healing meditasyon yöntemiyle meditasyonel çalışmanın Theta seviyesine çıkartıyoruz bilinci. Onun çalışmasıyla beraber yazılarımız var. O yazıları söyleyip alanınızdan şifalandırmaya niyet ederek bu çalışmamızı yapıyoruz. Hmm. Bir defada zaten silinebilecek kayıtlar değil. Bir defada silinecek kayıtlar olsa sihirli bir değnek gibi düşünün. Ama bir defada olmaz da ikide, üçte. Bazen mucizevi şekilde olur, tek seferde olur. Onu o anki enerjiniz belirler. Ama eninde sonunda inanın bana bu meditasyonlar, bu olumlamalar, bu sözler bütün travmatik kayıtlara şifalandırıyor. İlaç içen insan ilacını bırakıyor. Yani bu kadar güzel bir yöntem. Sadece her şey kabul etmek ve fark orada etmek. Bitiyor aslında. Kesinlikle. Kabul etmek, fark etmek en önemli. Peki kesinlikle. Nasıl oluşuyor hocam bu travmatik durumlar, işte kayıtlar beynimizde? Yani sadece çocuklukta mı yaşıyoruz? Çocuklukta oluşturuyoruz ama ilerleyen yaş süreçlerinde de meydana getirdiğimiz durumlarla beraber bunları hayata geçirebilme ihtimalimiz oluyor. Mesela ihanetten korkuyoruz. Çocukken birinin ihanetini gördük, sadakatsizliğini gördük. Büyüyünce bunu hayatımıza çektiğimiz zaman bu duygu kendiliğinden tetikleniyor ve travmatik bir etki yaratıyor. Hı hı. Orada hazırda bekleyen, tetikte olan duygular var bilinçaltında. Travmayla beraber, yani yaşadığın seni üzen olayla beraber o alana şöyle bir düğmeye basıyorsunuz aslında. Basılan o düğmeyle beraber hayatınıza dahil etmiş oluyorsunuz. İşte burada şunu fark etmek lazım. Ben o duyguyu buraya niye koydum? Kim koydu? Ne işi var onun? Ne işi var? Bana ait değil ki. Bana ait olmayan bir duygunun benim bilinçaltımda oluşmasının sebebi nedir? Muhtemelen işte aile, geçmiş, okul hayatı, bu değersizlik duygusunu oluşturulan ilk nerede yer. Oluştu? İlk yer. Orayı ben buluyorum. Derin kazma çalışması var Theta Healing'de. Sonra çocukluğuna iniyoruz aslında. Peki hocam bir şey merak ettiğim için soracağım. Yine sözünüzü kestim ama. Mesela ben başka bir travmatik olay olduğunu, hayatımı onun etkilediğini düşünüyorum. Ama size geliyorum, siz aslında konunun bambaşka olduğunu bulduğunuz oluyor mu? Tabii ki. Değil mi? Vay diyorsun. Ben bu sebepten dolayı mı bunu yaşadım?
Ama ben başka bir sebep olduğunu Başka bir sebep olduğunu olarak düşünüyorsun. Geliyorum, değil mi? Evet, evet. Aslında o başka olan dediğin sebep, o sebebi tetikleyen sebep. Aracı. Yani iletişim var arada ama esası o değil mi? Size yansıttığı duygu sizi o alana itmesi için bir görevli. Aracı, bir bağlantı gibi düşünün. Onunla onun bir bağlantısı yok aslında ama onun yaptığı bir hareket size o duyguyu tetikledi. Mesela bir arkadaşım dedi ki, ben dedi, annem dedi böyle el kaldırarak konuşunca dedi, çocukluğumda dedi, bana vurdukları dedi, hal geldi aklıma dedi. Yani yaptığı sadece el kol hareketiyle konuşmaktı. Annesinin değil babasının atıyorum dövdüğünü hatırlıyor bu hareketle. Şimdi burada annesi aracılık etti. Anne yapmadı. Anladınız mı? Şimdi evet, oradaki evet, şunu evet, sorgulamanız evet. lazım. Ben bu duyguyu, aha bana değersizlik duygusunu hissettirdi. Bu duyguyu bundan almadım ben. Buraya gelene kadar kim getirdi? İlk neredeydi? İlk nerede? Mesela bir danışanım dedi ki, ortaokulda çok değersizlik duygusunu hissettim dedi. Öğretmen tahtaya kaldırdığında dedi, beni tembel olarak adletti dedi. Bu beni çok değersiz hissetti dedi. Dedim ki, oraya kadar getirdiğin ilk değersizlik duygusunu ilk nerede aldın? Çocukluğuna indik, indik, indik ve kardeşlerinde çıktı. Kapıyı yüzüne çarptıkları için arkadaşım, danışanım bu duyguyu o an orada hissediyor. Dışlanmışlık. Beni içeri almadılar. Değersizlik duygusu orada oluştu. Ama o başka bu durum düşünüyor. Kesinlikle. Bu durumda da ne yaptım biliyor musunuz? Yüzleşme. En iyi çözüm müdür? Kesinlikle. Zihnindeki o kişiyle yüzleştiğin anda. Nasıl? Zamanında siz benim içeri girmeme engellediniz. Evet. Kapıyı yüzüme çarptınız. Bu durum beni çok değersiz hissettirdi. Ve bu değersizlik duygusu ileriki yaşlarımda ve okul hayatımda beni çok üzdü. Öğretmenim beni tahtaya kaldırdığında, beni başarısızlıkla itham ettiğinde ben kendimi çok değersiz hissettim. Oysa ki ilk değersizlik duygum sizin bana kapıyı çarpmanızdan başlamıştı. Ama şimdi fark ediyorum ki ben çok değerliyim. O zaman hocam her şey aileden mi başlıyor? İşte ilk temas kurduğumuz insanlar. Arkadaşlarımız da olabilir, aile de olabilir. Okul hayatı da olabilir. Bir yerde o duyguyu biz oluşturuyoruz zihnimizde. Onu ama geçti işte, mi o danışan? Geçti. Yüzleşince. Yüzleşti. Şifalandırdı. Ve danışanın kardeşi dedi ki, aa sen nasıl değersiz hissedersin kendini? Evimizin sen kontrolcüsüydün. Herkes el üstünde tutardı seni. Dedi. Ve bunlara ben şahit oldum. O da dedi ki, şimdi artık bu duyguyu iyileştirmeyi seçiyorum. Çünkü ben gerçekten değerliyim. Özelim, kıymetliyim. Kendini yeniden fark ederek o alanını dönüştürdü. Olay bu kadar fark edin, ince. Fark edin, fark edin gerçekten. Kesinlikle. Fark edin. Peki hocam, travmadan sonra meditasyon yapalım mı? Meditasyonlar. Meditasyonlar, travmalardan kurtulmak için. Evet. Nelerimiz var elimizde? Theta healing'imiz var, access bars'ımız var. Access bars, kafada 32 tane bar noktası var. Ve bu bar noktalarında tren istasyonları gibi düşünün. Her yerin ayrı yıkıp yaratım cümleleri var. Yani oradaki olumsuzlukları yıkıyorsunuz. Yerine olumlu cümlelerle yeniden enerji yüklemesi gibi düşünün. Orayı temizliyoruz, yeniden yüklüyoruz. Mesela şu alan para, kulak arkası, neresi atalardan... Neresi paraydı hocam? Bir saniye daha. Şuralar parası. Şuralar para. Evet, kaşın orası para. Para. Para evet. ve iletişim. Kulak arkası, şurası, evet. atalardan aldığınız travmatik etkilerin depolandığı yer. Burayı ellerin farklı yerleri var. Buralara yapıyorum. Danışan yatıyor. Ben sadece kafasıyla böyle belli bar noktalarına dokunarak oranın yıkım yaratım cümlelerini ifade ederek kendisine yeni cümle kalıbını da evet demesiyle beraber oraya yükleyerek oradaki alanını şifalandırıyorum. Bu noktada şu da çıkıyor devreye. Oy hastanın bedeninde daha doğrusu bir hastalığı varsa, rahatsızlığı varsa, atıyorum kalp sıkışması, aşırı terleme, bunalma, kapalı alanda kalamama gibi gibi.
vitaminsel bir sağlık sorunu, baş dönmesi gibi durumlar varsa o an ben onu hissediyorum, alıyorum. Diyorum ki sende baş dönmesi mi var? Vitaminlerine baktırdın mı? Evet ya, dün baktıracaktım. Başım çok dönüyor. Bunu defalarca yaşadım. Çok demo yaptım. Çok gerçekliğini gördüm. Bu noktada da danışanlarıma çok güzel katkı sağladı. Evet. İlk tanıştığımızda da Semra hocamla bana dedi ki sabah burçlarla ilgili bir şeyler mi okudun dedi. Evet, evet dedim, o zaman karşılaşmamız lazım dedi. İyi ki de karşılaştık. Hocam var mıdır, programımızın sonuna geliyoruz, eklemek istedikleriniz? Ben şunu söylemek istiyorum. Sevgili seyircilerimize, bizi dinleyen, izleyen herkese. Kelimeler çok güzel bir sihirdir. Kelimelerin sihrine inanın. Çünkü kullandığınız her sözcük hayatınızın akışını değiştirecek mucizevi etkenlerden biridir. İfade ettiğiniz, ifade edemediğiniz her şey bir gün hayatınızın merkezine konumlandırabilirsiniz. Kimseyi yargılamayın, kimseyi geçmişiyle yargılamayın, kimseyi olduğu haliyle de yargılamayın. Yargı alanında kalmayın. Çünkü bir gün yargıladığınız her şey sizin gerçekten hakikatiniz olur ve bu durumda da şunu söylersin: kınadığımı yaşıyorum, büyük konuştuğumu yaşıyorum. Lütfen bunu yapmayın. Yapmayın. Eğer diyor ki, eğer diyor konuştuklarınızın diyor evrene ulaştığı haliyle size tekrar döndüğünü bilseydiniz iki defa düşünür konuşurdunuz. Bu yüzden kelimelere ve sözcüklere dikkat edip güzel, olumlu şeyler kullanmamız lazım. Biz hayatı pozitif yaşayıp en güzel şekilde, en doğru şekilde sevgi frekansında kalarak ilerlemeliyiz. Bu yüzden kibir, nefret, öfke, yargı, böyle insanları da hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Zaten frekans yükseldikçe o insanlar kendiliğinden elenecek. Çıkıyor. Hologramdan düşecek, düşecek, düşecek ve sizin alanınız sevgi frekansıyla çiçeklenerek devam edecek. Böyle insanlar çok yoruyor hocam ya. Enerjinizi sömürüyor resmen. Kendiliğinden de gidiyor ama. Sadece biz kendimizden sorumluyuz. Ben ne kadar yargıdan uzak kalırsam, yargılayan insanlar da benden uzak kalacak. Ben neden yine kendime? Yine kendimizde bitiyor iş. Kendinden kendine yolculuk. Bu öyle güzel bir yol ki, bu yolda tek başınasın ama ben varım. Bu yolda tek başınasın ama dostun var. Bu yolda tek başınasın ama ailen var. Ama sonuçta tek başınasın. Ruhuna sadece Allah'la senin aranda hiçbir filtre olmadan devam etmen gerekiyor. Bu da güzel kelimelerle, dualarla, zikirlerle, esmalarla. Evet. Yani bir gün onlara da değiniriz inşallah. Onların da çünkü çok büyük etkileri var. Çünkü onlar da bir sihir. O da bir söze, enerjiye dönüşüyor. Bu yüzden kelimelerimize çok dikkat edelim diyorum. Keyifle, neşeyle, mutlulukla, ihtişamla günlerimizi geçirelim. Teşekkür ediyorum. Rica ağzınıza ediyorum. Sağlık. Çok keyifli bir sohbetti yine. Harikaydı. Efendim, hayatı sevme sanatı diyoruz. Her hafta dilimiz döndüğünce de en güzel haliyle, en duru haliyle sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ben dilim döndüğünce soruyorum. Kıymetli yaşam koçumuz Semra Hocam da en güzel haliyle cevaplıyor. Ağzınıza sağlık bir kez daha. Bu haftaki konumuz travma ve bilinçaltıydı. Hocamın anlattıkları çok kıymetliydi. Teşekkür ediyoruz. Unutmayın, her programın sonunda bunu söyleyeceğim. Semra Hocam da söyledi. Kendinizi sevin, siz çok kıymetlisiniz. Başka bir programda tekrar görüşmek ümidiyle diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın diliyorum. Anadolu TV ekranlarından merhabalar sevgili izleyenler. Hayatı Sevme Sanatı programıyla yepyeni içeriğimizle karşınızda olacağız. Hayata baktığın pencere ne kadar temiz olursa, karşılaştığın her sıkıntıda çözeceğin olumlamalar, çözümlemeler ve karşılaştığın insanlar sana çok güzel etki edecektir. Hayatı sevme sanatı sizce nedir? Sen kendini seversen, sana sunulacak güzelliklere, çareleri, çözümleri en güzel şekilde hayatına çekersin. Önce kendini sev, önce hayatı sev, önce varoluş nedenini sev, yaradanı sev. Yaradanı sev ki karşına gelen her türlü olaylara, her türlü kişilere etkin bir çözüm bulasın.
reklamlar.